Bıraktın mı? Programı arz ediyorum. Saygı duruşu, açış konuşması, Yeşil'in önemi, Tema Vakfı adına konuşma, bir akademisyenin konuşması, görsel ve estetik açıdan projenin değerlendirmesi ve önerilerimiz. Şimdi sizi devletimizin kurucusu Yüce Atatürk ve bu ülke uğrunda şehit olan tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Evet, kendisi 17. blok yönetim kurulu başkanı. Sayın konuklar, Yeni Levent Konaklar Mahallesi'nin değerli sakinleri, hoş geldiniz. Bu pazar gününde buraya gelerek göstermiş olduğunuz duyarlılığa teşekkür eder, saygı ve sevgiler sunarız. Sevgili arkadaşlar, burada buluşmamızın nedenini hepimiz biliyoruz. Bu çağrımızın ve yapılacak açıklamaların amacı kesinlikle ve yalnızca mahallemize ilişkin bir projeyle sınırlıdır. Bunun dışında bir düşünce veya davranış asla söz konusu değildir. Tekrarlıyorum. Burada buluşmamızın nedeni ve yapılacak açıklamaların amacı kesinlikle ve yalnızca mahallemize ilişkin bir projeyle sınırlıdır. Bunun dışında bir düşünce veya davranış asla söz konusu değildir. Ana hedefimiz aydın ve saygın insanların oluşturduğu mahallemizin doğal güzelliği ve yeşilliğinin korunmasına yöneliktir. Bu durumu öncelikle ve altını çizerek belirtmek isteriz. Bilindiği üzere Beşiktaş Belediye Başkanlığı'nca hazırlanan genel yapısı hakkında Şubat-Mart 2007 aylarında iki kez siz sakinlere açıklanan Konaklar Mahallesi Ulaşım ve Kentsel Düzenleme Projesi hakkında o zamanlar tarafınızdan herhangi bir değerlendirme yapma olanağı olmamıştı. Çünkü projenin genel yapısı vardı, ayrıntılar yok. 22 Ocak 2008 günü Orbel İşletme Kooperatifi lokalinde Konaklar Mahallesi site ve apartman yöneticilerinin birçoğunun katıldığı bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantıda yukarıda sözü geçen proje hakkında Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürü tarafından ayrıntılı bilgi verilmişti. Bu sunumu izleyen tüm yönetici arkadaşlar da hemen olumsuz bir tavır ortaya çıkmış. İlgili proje uygulandığı takdirde çok sayıda ağacın ve geniş bir yeşil alanın büyük zarar göreceği konusunda güçlü bir kanı oluşmuştu. Bunun üzerine siz değerli mahalle sakinlerine bu durumu yazılı bir duyuruyla iletilmiştir. Bu gelişmeler karşısında Beşiktaş Belediye Başkanı Sayın İsmail Ünal da duyarsız kalmamış. 30 Ocak 2008 Çarşamba günü Konaklar Mahallesi sakinleriyle site ve apartman yönetimlerinin yoğun katımı ile gerçekleşen bir toplantı yapmıştır. Levent Kültür Merkezi'nde yapılan ve yaklaşık 4 saat süren bu toplantıda söz konusu projeyi tüm ayrıntılarıyla bu kez belediye başkanı bizzat Sayın Belediye Başkanı bizzat kendisi açıklamıştır. Bu açıklamaların ardından söz alan 30 civarında mahalle sakini ve yönetici proje hakkında görüşlerini açık bir biçimde ortaya koymuşlardır. Birkaç arkadaşımızın aşırı heyecanı dışında olumlu ve verimli bir toplantı gerçekleşmiştir. Konuşmacılar ana fikir olarak soru ve kısa açıklamaları ile ağaç sökümü ve yeşil alan konusundaki kaygı ve endişelerini dile getirmişlerdir. Bundan sonra Sayın Belediye Başkanı soruları tek tek yanıtlamaya çalışmıştır. Özetle hiçbir projenin vazgeçilmez olamayacağını, bu konuyu yeniden değerlendireceğini ve mahalle sakinlerinin istemediği bir projeyi uygulamaya koymayacağını birçok kez tekrarlamıştır.
belediye başkanı 30 Ocak 2008 tarihli toplantının sonrasında mahalle sakinlerine gönderdiği tarihsiz bir mektupta son paragrafını okuyorum. Belediye başkanının gönderdiği mektubun son paragrafı. Elinize çoğunuzun eline ulaşmıştır zannediyorum. Konaklar Mahallesi'nin gerçek sahipleri olan siz değerli dostlarımızın samimi fikirleri neticesinde sunduğumuz bu projenin tamamını baştan değerlendirmeye alacağımızı belirtip değerlendirme sürecinin aşamalarını da sizlerle birlikte oluşturacağımızı paylaşmak isterim şeklinde görüş bildirmiştir. Yazılı görüş bildirmiştir. Sevgili arkadaşlar, yaşamımıza renk ve ruh katan ağaç ve yeşil alan konusunda hepimizin çok dikkatli ve duyarlı olduğu açık ve ortadadır. Belediyemiz de aynı duyarlılığı gösterdiği takdirde Konaklar Mahallesi projenin doğuracağı geri dönüşü mümkün olmayan zararlardan ve yeşil kimliğini kaybetme tehlikesinden kurtulacak. Bu duygularla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sözü 30. blok denetçisi avukat Sayın Oktay Gök'ü yeşilin önemi konulu konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Avukat. Sayın Konaklar Mahallesi sakinleri, yüz ölçümü 11 kilometre kare olan Beşiktaş ilçesi gitgide beton yığını haline gelmeye başlamıştır. Levent, Maslak, Aksı kentin iş alanı ve alışveriş merkezleri olarak belirlenmiştir. Büyük şirketlerin yönetim merkezlerinin buradaki yüksek katlı iş kulelerine taşınmasıyla bu aksı çevreleyen Levent, Etiler, Gültepe ve Sanayi Mahallesi semtlerinde de dönüşümler başladı. Buradaki konut alanları ve yeşil alanlar hizmet sektörünün çalışma alanına dönüştü. Maslak kuleleri ve Metro City, Banyon, Mak Merkez gibi alışveriş merkezlerinin yapılması büyük gayrimenkul rantının doğmasına sebep oldu. Bir zamanlar bahçe ve ağaçlık olan Etiler, Levent, Gültepe ve Sanayi Mahalleleri plansız yapılardan oluşan taş yığınlarına döndü. Yeşilliğini ve ağaçlığını halen korumakta olan Konaklar Mahallesi'nin de bu aside durumunun ortadan kaldırılması istenmektedir. İstanbul'da eşine az rastlanan bu ağaçlar ve yeşillik bizlere analarınızdan ve babalarınızdan miras kalmıştır. Bir kısım ağaçları bizler diktik, bir kısmını da analarınız ve babalarınız. Beşiktaş Belediyesi'nce yeni yapılan projeye göre Orgeneral İzzettin Aksalır Caddesi'nde bir yürüme ve koşu bandı yapılacakmış. Bunun içinde birçok ağacın güya yeri değiştirilecekmiş. Bu ağaçlar ve yeşillik mahallemizin akciğerleridir. Biz onları arttıracağımıza, büyüteceğimize ortadan kaldırarak taş yollar haline getirmeye çalışıyoruz. Yürüme bantları modern hayatın bir gereksinimi olabilir. Avrupa ülkelerinde mümkün olduğu kadar yaşam alanlarının dışında yapılmaktadır. Motorlu trafik akımının bulunduğu ve egzoz gazlarının ortaya saçıldığı Orgeneral İzzettin Aksalır Caddesi'nde bu yürüme ve koşma bantı sizlere acaba ne kadar faydalı olacaktır? İçinizden kaç kişi bu bantlarda koşacaktır? Yeni projede küçük küçük parkların yapılması inşası öngörülüyor. Bu küçücük parklarda çiçek yetiştirmek için bol suya ihtiyaç vardır. Halbuki ağaçlar yağmuru çeker. Ağaç olmadığı için biraz evvel yağmur bile yağmadı. Daha az suya ihtiyaçları olur. Sayın Konaklar Mahallesi sakinleri, ölülerimize vefa için, kendi sağlığınız için, çocuklarımıza bırakacağımız yeşil miras için ağaçlarınıza
ve bahçelerinize sahip çıkalım. Gözlerinizi açalım. Şimdi Tema Vakfı adına konuşma. Genç orman mühendisi Ferhat Taze. Tema ağaçlandırma sözü. Yapılan sunumda da İzzettin Aksoy Caddesi boyunca yapılacak yol genişletme çalışmasında bu projeye 430 tane ağacın dahil olduğunu, bunların 222 tanesinin yerinde korunup 208 tanesinin kesilmediğini, taşınacağını ifade edildi. Bu yaşta, bu çapta ve bu boyda ağaçların taşınmasının kesilmesiyle hiçbir fark yok. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Çünkü toprağın öyle bir yapısı vardır ki iki adım attığınız zaman toprağın yapısı değişir. Ve bu yaşa gelmiş ağaçlar o toprağa adapte olmuştur. Ve onu alıp başka bir yere götürürseniz oraya adapte olamaz ve ölür. Yani bu taşımayla kesme kelimesine lütfen takılmayın. Aynı şey. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Evet. Ve projenin yapılış amacında şöyle bir şey söylendi başkanımız tarafından. Yeni Levent meydanına daha çağdaş bir yeni Levent yaratılmak istendiği söylendi. Ben şimdi çağdaşlık adına olsun diye şöyle bir örnek vermek istiyordum. Hazır Atatürk'ün önünde de konuşurken Atatürk'le alakalı. Bir yürüyen köşk hikayesi var. Hepiniz duymuşsunuzdur. Yalova'da Atatürk'ün son günlerini geçirdiği bir yürüyen köşk. Köşkün yürüyen adını alması şuradan kaynaklanıyor. Bu köşkün hemen yakınında bir çınar ağacı var. Ve bu çınar ağacı büyüyüp dalları köşke değmeye başladığında oranın bakıcısı tarafından dallarının kesileceğini duyuyor Atatürk. Ve bunun üzerine ağacın kesilmemesini, ağacın yer değiştirilmesini emrini veriyor. Ve köşk yer değiştiriliyor rayların üzerinde kaydırılarak. Ve bu yüzden bu köşkün adı yürüyen köşk. Bu yani... Bundan kaç sene evvel ve daha çınar o yaşa kadar gelmemişken Atatürk bir ağacın dallarının, bırakın ağacın kesilmesini, dalların kesilmemesi için köşkün yerinin değiştirilmesini emrini veriyor. Ama biz 208 ağaç için yolumuzu değiştiremiyoruz. Burada çağdaşlığın tekrar tartışılmasını ben belediye başkanımıza söylemek istiyorum ve teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bravo. Kesilmediği için orada bir anıt ağaç var. Onun da resmini size göstermek istiyorum. O ağaç bugün kesilmediği için bir anıt ağaç. Ve şimdiki hali. Bizde de saklayacağız. Çok teşekkürler sayın genç arkadaşım Ferhat Taze. Şimdi bir akademisyenin konuşması. Sayın Günay Kocasoy, Profesör Doktor Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi. Üniversitesi 8. blok sakini. Evet, teşekkür ederim sevgili başkan ve sevgili buraya katılan duyarlı dostlarımız. Ben fazlasıyla konuşmayacağım ve proje hakkında fikir yürütmeyeceğim. Sadece birkaç gözlemimi sizlerle paylaşacağım. Biraz önce arkadaşlarım çok detaylı bahsettiler. Yağmur yağmıyor dediler. Ve belediyemiz, yetkililerimiz yağmur bombası atıyor. Yağan yağmurun 5 misli de yağmur yağsa biz yine su sıkıntısı çekeceğiz. Neden? Çünkü yağmur yağan yağmurla barajlar dolmaz. Barajlar sadece toprağın emdiği suyla zaman içinde o suyun barajlara ulaşmasıyla doğar. Halbuki her yer beton, her yer asfalt dökülmüş. O nedenle de yağan yağmur yüzeyden akıyor, denize ulaşıyor, kanalizasyona ulaşıyor. Benim su barajıma gitmiyor. İstanbul'un nadir yerlerinden olan şu bölgemizde birkaç ağaç ve belli bir toprak kalmışken onu da betonlaştırıp yağmur sorununa yeniden sorunlar katmayalım. Bir başka düşüncemi yine paylaşmak istiyorum. Biz Yeni Levent sakinleri olarak yeşile çağdaş bir ortamda kavuşmuş olduğumuz yeşile sahip çıkarken belediye başkanımız gayet olumlu bir şekilde sizin istemediğiniz hiçbir projeyi hayata geçirmem derken ve şurada gördüğümüz kadarıyla da hiçbir Yeni Levent sakini bunu istemezken acaba bu projeye imza atan mimar neden ismini koymuyor? Onu bulalım. Bizim seçtiğimiz ve benim canım kadar...
bizim seçtiğimiz ve benim 40 senelik can ciğer arkadaşlarım olan kooperatif yönetimi neden bugün burada aramızda değil? Bravo. Bizim hakkımız ondan savunacak. Karısı gerek kendisi arkadaşım olan çok sevdiğim muhtarımız Mehmet neden bugün burada değil aramızda? Evet. Ve biz bu toplantıyı organize eden genç arkadaşlarımıza ve bizim büyüklerimize teşekkür ederken yine ben soruyorum. Bu organizasyonu kooperatifim ve benim muhtarımın yapması lazımdı. Evet. Bizi davet etmesi lazımdı. Ben daha fazla konuşmayacağım. Yalnız çok güzel önünde bize her zaman ışık tutan atamızın meydanın önünde benimki genç arkadaşım güzel bir anı anlattı. Biz de sohbet ederken 8. bloktan çok sevdiğim bir komşum aynı anıyı bir başka anıyla süsleyerek anlattı. Onun adına müsaade ederse burada dile getirmek istiyorum. Atatürk'ün yine her günkü geçtiği yolda bir ıhlamur ağacı varmış. Hep o ıhlamur ağacı, o kurak Ankara'da ona neşe, şevk ve zevk verilmiş. Onunla hep bir yerde kendi kendine sohbet edermiş. Bir gün o ağacı yok olduğunu görmüş. Sorduğunda, efendim yol için o ağacı kesmek zorunda kaldık demiş. O kadar üzülmüş ki ve tabii ki nezaketinden bir şey dememiş ama keşke bana sorsaydınız ağaç kesilmeden ben çözüm getirirdim demiş. İşte yıllar öncenin çağdaşlığı ve bugün Atatürkçü geçinen bizlerin çağdaşlığı. Yeşili, mevcut yeşili yok etmek için el veriyor etmişiz. Ben yine başkanın sözüne inanmak istiyorum ama yolladığı mektuptaki son cümleye katılmıyorum. Yeniden bu proje gözden geçirilecek. İsteğimiz projenin gözden geçirilmesi değil. Kaldırılması. Tamamen kaldırılması. Evet. Projenin takipçisi olacağız el birliğiyle. Sadece sitemizin güvenliği için birkaç öneri ki onu da toplantının sonunda arkadaşlarım dile getirdi. Ama lütfen hepimiz bu projeye sahip çıkalım. Başkana da bunu her vesileyle iletelim. Bravo. Sayın Cumhur, Sayın Koy, hocama çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, sevgili dostlar. Şimdi mimari fotoğrafçı Yeni Levent sitesi 13. blok sakini Sayın Rıza Aydan Kurak görsel ve estetik açıdan bu projeyi değerlendirecek. Değerli konaklar valisi sakinleri, semtimiz 1960'lı yıllarda Yeni Levent Orbir Kooperatifi olarak başlamış. Daha sonra Oyak sitesi yapılarak insanların bir arada huzurlu, güvenli yaşamalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. O dönemdeki ileri görüşlü tasarımcıların, emekleri ve kat maliklerinin rant kaygısı duymadan yarattıkları bu semt, 1990'lı yıllarda diğer sitelerin katılımıyla büyümüş, gelişmiştir. İstanbul'da yeşil alanı en fazla olan bir yerleşim birimlerinden bir tanesidir. Zannediyorum Boğaz kıyısındaki birkaç lüks site hariç Beşiktaş'ta yegane yerdir. Semtimiz uzun vadeli olarak düşünülerek tasarlanmıştır. Bu tasarımın her yönü insan odaklıdır. Ne yazık ki bazı ögeler zamanla elimizden alınmıştır. Hatırlarsanız bir zamanlar buraya bir otobüs durağı vardı ve otobüsler gelirdi. Şu anda o otobüsler kalkmıştır. Çoğumuz yaşlı insanlarız. Metroya kadar karşıya geçmek zorunda kalıyoruz otobüslere binmek için. Beşiktaş Belediyesi'nin geliştirdiği kentsel düzenleme projesi bugüne kadar semtimizin en değerli varlığı olan yeşil dokuya büyük zarar verecek bir uygulamadır. Kapımızdan çıktığımız karşılayan yeşil doku çözüm üretiyoruz anlayışıyla yapılan bu uygulamayla yer yer 6 metreye varan taşlaşmış şeritler haline gelecektir. Son yıllarda Türkiye'deki bütün yerel yönetimlerde yaşanan bu moda şehirlerimizin caddelerini, meydanlarını granit ve benzeri doğal taşlarla son derece kötü işçilikle kaplamaktadır. Buralara harcanan paralar yani bizim ödediğimiz vergiler bu moda uğruna çarçur edilmektedir.
Hatırlarsınız 1980'lerde 90'larda bir pembe taş modası başlamıştı. Her tarafa pembe taşlar döşemişlerdi. Görüyorsunuz işçiliğin son derece kötü olması nedeniyle şu anda insanların yürümekte çok zorlandığı bir stildir bu. Yapılmaması gerekirdi. Maddi kaynakları ellerinde tutan ulusal, yerel yönetimler uzun vadeli düşünmek, projeksiyonlar yapmak yerine kısa vadede göze hoş görünecek yatırımlarla insanların karşısına çıkıyorlar. Yapılanlar bireyi, toplumu, semti, beldeyi, şehri, ülkeyi ileri götürecek büyük projeler yerine tek tek aceleyle tasarlanmış birbirinden kopuk parçalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu parçalı işler sonunda kağıt üzerinde çok güzel durmalarına rağmen iş sona erdiğinde ne yazık ki ne istenilen etkiyi veriyor ne de yaptırana alkış kazandırıyor. Dahası girmeye çalıştığımız AB standartlarının kıyısından bile geçmiyor. Bu projenin asıl amacı ben Fen İşleri Müdürü'yle konuştuğumda AB'yi yakalamak olarak bana açıkladı. Evet. Fakat ben size bir örnek vereyim. Levent Çarşı'da bir uygulama yapıldı. Karanfilköy'de bir uygulama yapıldı. Dikiltaş'ta bir uygulama yapıldı. Lütfen gidin görün. AB standartlarının neresinde? Evet. Hiçbir birliktelik yok. Üç ayrı projede üç ayrı farklı malzeme kullanılmış. Burada da aynı şey olacaktır. Farklı bir malzeme kullanılacaktır. Bunun sonucunda gene bölük pörçük bir şey çıkacaktır. Bugün Şangay'da, Singapur'da, Dubai'de, Berlin'de, Londra'da, Madrid'de, Paris'te yapılan her proje bu şehirleri bir kademe daha yukarıya çıkaracak projelerdir. Büyük projelerdir. Her proje birbiriyle eklenmelidir. Dikkat edin, size bahsettiğim 3 tane semt. Bu semtler birbirlerine yakın mı? Herhangi bir bağlantıları var mı? Aynı şekilde semtimiz bunlarla hiçbir bağlantısı yok. Yani yapılan proje sadece göz boyamadır. Beşiktaş Belediyesi bundan birkaç ay önce uygulamaya koyduğu Levent Çarşı, Karanfilköy, Dikiltaş projeleri bahsettiğim gibi günlük politikaların sonucudur. Görsel ve fonksiyonel olarak yerleşim birimlerinde yaşayanların isteklerine cevap vermemiştir. Mahallelerle bu yerleşim mekanlarında huzursuzluklar başlamıştır. Şu anda mahallemizde, semtimizde huzurlu ve güvenli bir ortamdayız. Fakat bu proje yapıldığında size bir örnek vereyim. Bu meydanda şu anda 160 küsür tane araba park edebiliyor. İyi veya kötü şikayetlerimiz var. Ama bu proje yapılırsa buraya yalnızca ve yalnızca 34 tane araba park edebilecektir. Gerisini siz düşünün. Ne yapacaksınız? Benim arabam yok, ehliyetim bile yok. Ben benim için hava hoş diyebilirim. Ama bu herkesin ortak derdi. Aynı şekilde girişe ve çıkışa güvenlik amacıyla bariyer konulacak deniliyor. Bu bariyerler sadece ve sadece burada oturanların, arabasında pulu olanların açabileceği bariyerler olacak. Bu olduğunda burada kasap var, bakkal var, postane var. Bu postaneyi, bakkalı, kasabı kullanamayacaksınız. Çünkü arabanızla gelip alışveriş yapamayacaksınız. Aynı şekilde bu meydan düzenlemesiyle 14. ve 15. bloklarda Orgeneral İzzettin Aksolur Caddesi'ne çıkışlar kapanıyor. Bu kapamayla bunların giriş ve çıkışı hemen lokalin yanındaki o ara yoldan yapılacaktır. Oradaki iki tane devasa nadin ağacı kesilecektir. 8. ve 7. blokların kaybı çok büyüktür. Harp Akademi'nin nizamiyesinin önüne yapılacak olan adalar, 3 tane büyük ada yapılacak. Bu adalarla güya trafik güvenliği sağlanacakmış, öyle deniliyor. Fakat aslında trafik güvenliği sağlanmayacak, büyük riskler oluşacaktır. Düzenleme genel olarak projenin kaliteli kent
peyzajını oluşturacak şekilde tasarlanmadığını bir başka kanıtı ise yağmur suyunun yönetiminin olmamasıdır. Projede hiçbir şekilde yağmur suyuyla ilgili bir ayrıntı yoktur. Var olan bugünkü mazgallarımız ki eskiden bunlar çok daha fazlaydı yok olacaktır. Çünkü bunlar genişletilen yaya kaldırımlarının koşu yollarının altında kalacaktır. Ağaç kıyımı ve sağlıklı yaşam yolu konularındaki görüşler Sayın İsmail Ünal Bey'e yapılan toplantıda dinlendirilmiş. Hepimizin ortak kanısı bu fikirlerden belediye başkanımızın vazgeçtiğidir. Umarım bu gelişmeler bu yönde sonuçlanır. Saygın hanımla sizlere teşekkür eder. Bu konuda inandığınızın devamını dilerim. Çok teşekkürler Sayın Durak. Şimdi son konuşmacımız önerilerimizi bütün bu konuşmaların sonunda ortaya çıkan düşünceleri ifade eden ve sizin verdiğiniz ve vereceğiniz imzaları da kapsayan bir ön yazıyla dilekçemizi belediyeye ileteceğiz. Şimdi bu önerileri nelerdir? Özetle doktor araştırma görevlisi İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden Serdar Doğruer. 14. blok. Sevgili Konaklar Mahallesi sakinleri, bendeniz doğma büyüme bir Yenilevent sakiniyim ve konuşmamın başında da sizleri hemen çevremizde beliren bir tehlikeye dikkat çekerek selamlamak istiyorum. Zaman tünelinde kısa bir yolculuğa çıkalım. 1950'lerde yerleşimin başladığı sırada Levent semtine hep birlikte uzanalım lütfen. Aramızda mutlaka yaşları tutan ve o döneme tanıklık eden mahalle sakinlerimiz vardır. Onlar mutlaka bu durumu anımsayacaklardır. 1950'lerde Levent, 2000 nüfusu herkesin birbirini tanıdığı, ancak eski İstanbul mahallelerinde rastlanan sıkı komşuluk ilişkilerinin sürdüğü, küçük ve orta memurların yaşadığı bir orta sınıf semtiydi. Şu anki bizim durumumuza az ya da çok benziyor. Levent semtinin çevresi 1950'lerin ortalarında başta Gültepe olmak üzere gecekondu mahallelerinin kurulması ve yol düzenlemeleriyle değişmeye başladı. 1970'lerden sonra çevresini kuşatan yüksek beton binalar arasında sıkışmış bir görünüme büründü. Aynı dönemlerde nüfus hızla arttı ve dört bir yanda kurulan gecekondu ve lüks site mahalleleriyle bütün Levent bölgesi kentle birleşti. Sonuç olarak da Levent sesi trafik açısından İstanbul'un en yoğun yerleşim birimlerinden biri haline geldi. Bildiğiniz gibi 80 sonrasında Levent sitesi konut bölgesi olma niteliğini de kaybetti ve konut ağırlıklı olmaktan çıkıp İstanbul'un gözde iş merkezlerinin yanı sıra holding ve bankalara ait gökdelenlerin yükseldiği bir evrimleşme sürecine girdi. Lütfen hepiniz evden baktığınızda şu tarafa ne görüyorsunuz bir düşünün. İşte bizi bekleyen tehlike de yakında budur. Sevgili Konaklar Mahallesi sakinleri, daha çok subayların üye olduğu kooperatifler tarafından yapılan konut ve sitelerden meydana gelen mahallemiz, Levent bölgesinin bütünlüğünden farklı bir yapılaşma sergilemektedir. Mahallemiz, griye boyanan Levent sitesine inat, 40 yılı aşkın bir süredir İstanbul şehrinin akciğeri olma özelliğini korumaktadır. Bu nedenle bizler de betona mahkum ve yeşile hasret bir yaşam süren çoğu İstanbul sakini oranla çok daha şanslı bir konumda olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Ve bunu asla unutmamalıyız. Bravo. Evet. Değerli konuklar, bu değerlendirmelerin ve benden önceki konuşmacıların görüşlerinin ışığı altında mevcut ağaç ve yeşil alanlarımızı arttırmak yerine yok edilip azalmasına yol açacak, ağaçlarımızı ve yaşam alanlarımızı geri dönüşü mümkün olmayan zararlara uğratacak Beşiktaş ilçesi Konaklar Mahallesi Ulaşım ve Kentsel Düzenleme Projesi derhal iptal edilmelidir. Evet, iptal edilmelidir. Fayda yerine, bakınız fayda yerine zarar getirecek olan bu projenin iptali Konaklar Mahallesi'nin mevcut ekolojik ve doğal yapısının bozulmasını önleyecektir. İstanbulluların imrenerek baktığı
ve yaşamayı düşlediği Yeşil Mahallemizin günümüzdeki konumunun sürdürülmesi ve daha da güzelleştirilmesi amacıyla şunlar yapılmalıdır. Özetle sıralıyorum. Mevcut yeşil alanlara ve ağaçlara kesinlikle dokunulmamalı. Evet, evet. Bravo. Son katliğe korunup geliştirilmeli ve gereken yerlere ilave ağaçlar dikilmelidir. Evet. Mahalle güvenliğinin sağlanabilmesi için çevre aydınlatma sistemi çağdaş kent gereklerine uygun hale getirilmelidir. Mahalle dışından gelen otobüslerin ve servis araçlarının Konatlar Mahallesi'nde park etmelerini engellemek için trafik denetim mekanizması etkin kılınmalıdır. Çalıkuşu sokaktaki Levent Kültür Merkezi'nin yanında bulunan ve haftanın 7 günü 8-20 saatleri arasında ücretsiz hizmet veren, farkındasınız bunu belediye başkanı kendi söylemişti, 4 katlı otoparkın duyurusu yapılarak sadece Levent Meydanı'ndaki trafik yoğunluğunun azaltılması değil, aynı zamanda bizim mahallemizdeki otopark sorununun çözümüne de katkıda bulunması hedeflenmelidir. Sevgili Konatlar Mahallesi sakinleri, projenin iptal edilmesini sağlamak ve sesimizi yetkililere duyurmak amacıyla buraya davet çağrımızı yerine getiren ve imza kampanyasına destek veren çevreye duyarlı tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyoruz. Şunu bilmelisiniz ki, önerilerimizi ve proje kapsamında topladığımız imzaları derleyip en kısa sürede belediye başkanına yazılı başvuruda bulunacağız. Ve şunu lütfen unutmayınız ki, belediye başkanının 30 Ocak 2008 tarihli toplantının hemen ertesinde gönderdiği yazıda kaydettiği Konatlar Mahallesi'nin gerçek sahipleri olan siz değerli dostlarımızın samimi fikirleri neticesinde sunulan projenin tamamını baştan değerlendirmeye alacağımızı belirtiriz sözlerinin takipçisi olacağız. Evet. Bravo. Bravo. Çok teşekkürler. Bravo. Evet sevgili dostlar, bizim aldığımız yasal izin çerçevesinde toplantımız bitmiştir. Ancak izlememiz, konuyu takibimiz bitmemiştir. Biz sizler adına, sizlerle beraber bu projeyi takip edeceğiz. Ve en iyi şekilde buranın güzelleşmesi için ne gerekiyorsa sonuna kadar yapmak için uğraş vereceğiz. Hepinize tekrar teşekkür ediyor. İyi tatiller, iyi günler, saygılar, sevgiler sunuyoruz. Bravo. Şurada alınmış olan kararın yazıya dökülür, imzalanması olayı konusunda da bir açıklama yaparsanız iyi olur. Hayır, albay. Hadi.